yorucu günden sonra bir uykumu aldım akşam. Gerçi sabah anlayamadığım bir şekilde 6:30-7'ye doğru uyandım ve bir daha asla uyuyamadım. Sanki pazar değilmişçesine. Her zamanki gibi aslında, hani hafta sonlarının kaderi bu sanırım. Evin muhtelif yerlerinde böyle asılan çamaşırlar görebilirsiniz. Çünkü bugün çamaşır yıkama günü. Şimdi elbiseyi aldık. Şöyle yapalım. Ben sizi dün akşam hiç konuşamadım. Sabah konuşurum dedim. Kamerayı şu anda elime alıyorum. Bugüne kadar denediğim bir sürü elbise oldu. Kimisinin videosunu çekebildim, kimisinin sadece fotoğrafını çekebildim. Videosunu çektiklerimi zaten neredeyse sizinle paylaştım ama bugün de ekleyeceklerim olacak. Bir sürü şey denedim gerçekten. Dün de yani yaklaşık 10 saat falan dışarıdaydık annemle, hani yolda dahil olmak üzere. Bir sürü yere gittik, elbise denedik falan. Hiçbir tanesi içime sinmedi, içimize sinmedi hani annemle beraber. Arkadaşlarımın ben de beğendiği şeyi biz beğenmedik bazen. Benim beğendiğimi bazen onlar beğenmedi. Böyle hiçbir zaman uyuşamadık. Ama sonuç olan hani buradan bir ders çıkarırsak, bir öğüt verirsek. Önemli olan tabii ki de aslında tahmin edildiği gibi gerçekten esas kişinin içine ne sindiği, neyle mutlu olduğu, neyle rahat ettiği, neyle kendini evet bu benim nişanımda giyebileceğim elbise bu diyebildiği elbise ise onu alması lazım. Ben de son olarak her ne kadar bu delirme anlarını yaşasam da, çünkü en son ağlıyordum. Yani herhalde böyle bir ağlama noktasına gelmiştim çünkü yorgunluktan da. Annemin de benim de belimiz ve ayaklarımız aşırı ağrıdı. Ama aldık elbiseyi, aldık. Sürpriz olsun diye onu göstermeyeceğim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Zaten az kaldı, hani yakında siz de öğreneceksiniz. Kasım'da olacak. Çok azıcık bekleyeceğiz Kasım'a kadar. Ondan sonra en kısa zamanda inşallah videoyu editleyip yayınlayacağım. Her şey düzgün geçerse yani şu an. Neyse dur, felaket tellallığı yapmayacağım. Bugün neylerle uğraşacağım? Pastacıya bugün yazmam lazım. Yani pazar günü yanıt verir mi, e-maillerine bakar mı bilmiyorum ama onu ayarlamam lazım. Çünkü 2 hafta öncesinden en geç ayarlanması gerekiyor. Onu aradan çıkartayım, bir de konuşabilsem bir de. Ondan sonra arka çiçek panosu için sabahın işte 6:30'unda kalktıktan sonra 1 saatte böyle Instagram'da gezdim ve onu halletmeye çalıştım. Ya zaten geceleri nişanla ilgili şeyler görüyorum ya da işle ilgili şeyler görüyorum rüya ve kabus olarak. Bu ara hayatım böyle gerçekten. Başka birkaç şey de var ama onları bugün halledebilir miyim bilmiyorum. Bugün bir AVM'ye gideceğiz. Orada ayakkabı bakacağım. Bir an önce ayakkabıyı alayım ki, çünkü ona göre etek boyumun kesilmesi gerekiyor. Şunu söyleyebilirim olduğu kadar. Elbiseyi uzun tercih ettim. Aslında normalde ben fotoğraf çekimi istemeseydim, ki ekstra bir şey yani biraz hakikaten lükse giriyor nişan için. Bunu istemeseydim evde gayet kısa, daha rahat olabilecek bir şekilde elbise bulabilirdim. Belki daha kolay bulurdum. Bilmiyorum, artık elbise düşünmek istemiyorum. Ama istemedim işte, fotoğraf çekimine daha yakışacağını düşündüm uzun elbisenin, işte sonbahar temalı olursa daha güzel olur, uzun uzun uçuş uçuş olur, biraz ipucu veriyor gibiyim şu an diye düşündüm. Bir de kendimi fiziksel olarak en rahat uzun elbiseyle yani fotoğraf çekimi için hissedeceğimi düşündüm. Çünkü ben pek beğenmiyorum bacaklarımı falan, o yüzden uzun elbiseyle rahat edelim dedim. Yani bunu seçmemin tercihi, yani tercih etmemin sebebi bu, açıklamak gerekirse merak edenler için. Kolum ağrıyor, gidiyorum yavaştan. Hazırlandım işte, klasik AVM. Ayakkabı, bir de babam geliyor. Babam o kadar dayanamayacak muhtemelen. Yani bir mucize olur da çabucak bulursam ayakkabıyı, ne güzel olur, ne güzel olur. Bir de iş için pantolon bakmam lazım. Böyle kumaş pantolonlara özeniyorum. Daha önce de söylemiştim hani bizde kot pantolon vesaire de giyiliyor ama böyle bir kumaşlara özendim son zamanlarda. Yani smart casual mı diyorlar, ne diyorlar, böyle sporumsu ama klasik, ikisinin arası tarzı işte pantolonlara bakacağım. İnşallah işte bakabilirsem, genelde babayla AVM'ye gelince olmuyor, bakılmıyor hiçbir şeye. 5 dakika sonra geri çıkılıyor. Plastikmiş. Anne bak, geçen Nafiye teyze de içtiğimiz, herkesin beğendiği olan bu kahveymiş. Yumuşak içimliymiş. Ben sert seviyorum. Sert mi seviyorsun? Daha ağır seviyorum. Peki. Ama filtre kahve de güzel. Baba sana vegan vegan tatlı alayım mı? Neymiş o? Neymiş vegan?
Bence 36 olabilir çünkü bunun önü açık ya. Benim 37'ler genelde büyük oluyor. Topuğu da iyi gibi. Resmen Allah gözüme göre dedi ki elbisede bu kadar delirdin en azından ve kazık yedin, evet en azından. Şöyle göstereyim. Ayakkabıda yüzüm güldü sanırım hemencecik. Bence gayet güzel ve çok da rahat. 36 ama önü açık olduğu evet. için çok rahat ve kurtarıyor. Arkadan zaten şey öyle dar da gözükmüyor, boyluk var bak. Biri kırmış koymuş arkaya. Bir dakika, ikisinin de boyu aynı ama bunun etrafında böyle çiçek desenleri var. Evet, hala kahveyi bitirmedim. Pili görmeden bitirmem lazım. Bak bununkinde ama neden bu kadar fiyat farkı var? Boyu aynı değil mi anne? Evet, gayet bence de boyu aynı. Yanlış yere koymuş olabilirdi. 96.457. Bir dakika, barkod okuyacağım şimdi. Bu 10 lira. Bir dakika, yanlış yere bakıyoruz. İkisi de aynı fiyat ya. Bu başka bir şey. Tamamen farklı bir şey. Altın kapaklı, altın kristal diyor. Ne olduğu bile belli arkada. Değil. Dur. Ben bakayım. Biri kırmış koymuş oraya bak. Bak gördün mü? Senin konseptine uygun ama. Altını biraz, kamerada daha güzel duruyor ama gerçekte daha, bak şimdi daha kötü bir altın. Bizim altınımız böyle değil. Yok öyle bir şey istemiyorum da. Bunun işte ya böyle 3 tane makaron konuyor. Biraz komik olabilir. Çok, evet. Komik değil mi? Gerek yok. Dikkat, dur. Şuna koyalım direkt. Yani cupcake için de çok aşırı küçük. Bir tane cupcake koyulur yani. Mini olduğu için. Bilemedim. Biraz bu desen böyle hippimsi. Şunu giysem nasıl olur? Bu arada 339 liraymış. Şu XS var, başka yok. Deneyim, belki kalıbı küçüktür. Belki. Gerçi yok, aynı kalıp ya. Bunlarla. Bunda da medium büyük geldi, small bakıyorum. Kapatamadım, neyse. Bu beni biraz kapattı değil mi anne? X-small dar geldi. Yani bayağı kısılıyor ki bunun içinde kazak falan giyeceğim yani. Bunun small'una bakmam lazım. Başkaya bakarız ya. Etek falan rahat içine giyebilirim. Sıkıntı olmaz. Bayağı tight gibiymiş. Hem sardı hem de bayağı elastik. Yani arkamı uzun bir şeylerle giyebiliyorum. Öbür türlü ben pek rahat etmiyorum. Fena değil ama. Emin olamadım, bir göstereyim. Şimdi ayakkabıyı aldık. İlk girdiğimiz mağazada yaklaşık 5 dakika içerisinde bulduk. Çok sevinçliyim. Elbisede olan hezimeti yaşamadık ayakkabıda. Şimdi sabahın körü Instagram'da baktığım arkadaki çiçek panosu da değil, o ne olduğunu, gerçekten isminin ne olduğunu bilmiyorum. Onun sahibiyle görüştüm. Bir bakacağım kendime uygun mu. Bir fiyat söyledi, sonra biraz indirim yaptı. Çok da ucuz bir şey değil aslında. O çiçek tarhı mı? Ne oluyor yani onlar? Tarh diyorum ama tarh da başka bir şey. Şimdi durdum, çelenk. Çelenk de değil yani. Tarh. Çiçek tarhı gibi tarh, bir şey. Tarh. Ona bakacağız. Onu kiralayabilirim. İnşallah güzeldir hani, gerçekten istiyorum çünkü. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şansımıza yakınmış. İçeride çekemedim. Çiçek tarhını kendi evlerine kurmuşlardı. Çünkü yeni başlamışlar bu işe. Instagram'da da zaten çok az fotoğrafları vardı. Onu da mı göstermeyeyim anne? Onu da mı sürpriz yapayım? Bence de. O da sürpriz olsun. Biraz merak. Ondan sonra mi? Gittik, gördük. Fena değil. Fotoğraflarda güzel çıkıyor gerçekten. Beğendim.
Ondan sonra kaparosun yani yarı ücretini verdik. Kasım'da gelip kurmuş olacaklar aynı gün. Aa, bir sürü şey hallediyoruz. Çok mutluyum gerçekten. Saat kaç oldu? Belki pastacıya yarın yazarım mail. Bilemedim. Şeyi ayarlamam lazım, yazı tipini. Çerçeveye koyacağım bir yazı var. İşte Rafael Göksu diye. Onun bir grafik şeyini düzenlemem lazım. İşte Photoshop gibi bir şey yapmam lazım. Bir arkadaşım da şehir bölge planlama okudu. Aslında o daha iyi. Dediğim arkadaşım Burcu zaten. O böyle Photoshop programları kullanıyor. Biliyor yani nasıl olduğunu. Ben de yüklü değil çünkü. Ben daha basit programlarla bir şeyler yapıyorum. Ama çözünürlüğünün iyi olması lazım. Onu yollayacağım. Bugün bayağı böyle bir üretken gün oldu. Şimdi eve geçiyoruz. Aşırı acıktım ben ya gerçekten. Geçen sefer Ikea'ları gösterememiştim. Onları da göstereyim. Bu sadece bir denemeydi aslında. Ölçü almıştım. Bunları bir salona taşıyalım. Burcu'nun nişanında kullandığı masa örtüsü, düğündeki kadeh, bir de neydi? Bir şeyler daha çıkabilir, led ışık falan. Onları bana verdi bu sabah. Karşılaştık. O da annesini ziyarete gelmiş. Sabah da buralardaydı. O yüzden ondan o poşeti aldım. Onlarla birlikte onun masa örtüsünü bir kullanacağım. Hani bana rengi uyuyor mu uymuyor mu? Yani beyaz olacak zaten ama. Yine de kırık beyaz mı istiyorum? Tam full beyaz mı istiyorum? Böyle şeylere de takılıyorum gerçekten. Ona bir bakalım, masayı yerleştirelim. Bu arada ben hiç bu masayı göstermedim. Şu sandalyeler olmayacak herhalde. Şu arkasında tarh olacak, o çiçek tarhı dediğim şey. Bu masayı kullanacağız ama benim konsept daha beyazlı olduğu için. Tabii hani beyaz masa örtüsü. Bu sanırım krem renkli biraz. Bakalım. Tabii bu şimdi ütüsüz doğal olarak. Arkadaki sesler de müthiş. Birazcık sıkıştırmak gerekiyor. Olsun, daha sağlam oluyor. Burada aslında konuşuyordum ama televizyonun sesinden çok kötü olduğu için tekrardan çekiyorum bu kısmı. Buraya hediyeliklerimi koymayı düşünüyorum tepsinin içine ama bu değişkenlik gösterebilir. Çünkü daha hediye de kesin değil. Sağ tarafta Şam'dan, ne kadar hızlı çevirmişim kamerayı, gerçekten hiçbir şey anlatamadım. Sol tarafta bu içine led ışık koyacağım, birazdan göreceksiniz. O duracak. Diğerinin içinde de gül olacak muhtemelen. Ortaya da pasta gelecek. Sade bir masa oldu ama arka tarafa gelecek düzenekle birlikte biraz daha gösterişli olacak diye düşünüyorum. Led ışık da bu şekilde. Tabii bunun birazcık saklanması lazım ama deneme yapayım dedim. Bu şekilde duruyor. Şu anda hava aydınlık. Akşama daha da güzel olur fotoğraflarda falan. Biraz daha açmak lazım bir de şu yanlara doğru. Bu hediyelik şeyi de çıkartabilirim oradan. Şu an tam emin olamadım. O yüzden öyle bir deniyordum. Çerçevelerinde iki tanesinde fotoğraf olacak. Diğer bir tanesinde ise bizim düzenlediğimiz bir grafik var. Onu koyacağız. Şimdi masayı arkama aldım. Birazcık konuşayım, oturayım hatta şöyle. Bence oldu. Yani sade duruyor ama arkasına gelecek düzenek zaten böyle çok şaşalı olacağı için. Yani daha doğrusu şaşadan çok dolduracağı için duvarı. Bence şu masa gayet yeterli. Şimdi aslılar gelecek, o yüzden kaldırmıyorum. O da görsün istiyorum. Böyle içime sindi şu an için. Yani masada belki mumlar, şu mumlara ne deniyordu? Fenomenler, şunlar. Belki onlardan alırız diyordum hani eksik olursa diye. Bence şu anda gayet iyi. Sadece şey ayarlamam lazım, gelenlere verilecek hediye. Onun için de önce keseyici sabun düşündük.
Şimdi böyle daha çok mumluk, yani hiç mumluk değil yani mum, böyle küçük kavanozlarda oluyor, ona kayıyor gibiyim. Mutluyum, şu an için hallettik. Sadece pasta kaldı, onu ayarlayamadım. Muhtemelen onun mailini yarın gönderirim, öğle arasında falan ona bakarım. Şimdi babamlar yemek yapıyor. Ne yemeği olduğunu göstereceğim. Çok az kişi biliyor bu yemeği. Kimse öyle demiyor bence. Ya yani bizim aile dışında gınnış mıymış? Ne? Gınnış cirgidiş. Gınnış cirgidiş. O yemekten yapıyorlar. Böyle sarımsak sosu bol. Aslında makarna yani. Yani makarna yapıyorlar elde. Bilmiyorum, bileniniz var mı? Ben çok seviyorum, merak ettim. Maraşlılar biliyor genelde. Göstereyim. Şöyle makarnalar oluyor. Ama asıl bunu yediren acı sosu. Tavukla beraber yiyorsunuz böyle. Soslu değil, normal tavuk. O sosa banıyorsunuz. En son gösteririm. Nişan konusundan bir anda böyle konuları değiştirebiliyorum. Bir hafta sonrasından merhaba tekrardan. Yine yeleğim ve ben sizlerle birlikteyim. Diğer vlogda olduğu gibi. Bu vlog editleyemediğim için, yani geçen haftaki pazara yetiştiremediğim için bu cumartesi yayına girmiş olacak. Şunu eklemek istiyorum. Videonun kapak resminde gördüğünüz gibi Rafael Göksu yazıyor. Onu Plexi deniyor sanırım onlara. Adını bilmediğim şeyler yaptırdım, gerçekten unutuyorum. Lazer kesim pleksimine öyle bir şey deniyor. Pasta üstüne süs için sipariş ettim. Henüz gelmedi. Onu aslında gelseydi bu vloğa dahil edecektim. Bütün bunlardan sipariş ettim, nasıl yaptım vesaire, bunların hepsini toplu olarak bir videoda bu nişan bitiminden sonra yapmak istiyorum. Onu da söyleyeyim. Başka ekleyeceğim bir şey yok bu vlog için. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.